genel başkanımızı istikbalde Türkiye'nin başbakanlığına layık gördüğümüz için Başbakan Erbakan sloganıyla karşılıyoruz. Başbakan Erbakan. Şu anda Profesör Doktor Necmettin Erbakan miting alanına teşrif etmişlerdir. Şu anda Genel Başkan ve Belediye Başkan adayımız Sayın Talat Gizli Bey, hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Erbakan'a hoş geldiniz diyoruz Bartın'a. Sayın Erbakan'a Bartın'a hoş geldiniz diyoruz. Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve Bartın Belediye Başkan adayımız Sayın Talat Gizli Bey şu anda miting alanımıza iştirak etmişlerdir. Evet. Şu anda kürsüden verilecek sloganlara dikkat edin. Kürsüden verilecek sloganlara dikkat edin. Bugünkü mitingimizin iki sloganı vardır. Bir, Başkan Talat. İki, Başbakan Erbakan. Sayın Talat Bey buyurun. Sevgili kardeşlerim, Genel Başkanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve beraberindeki heyet şu anda 500'ün üzerindeki Aras konvoyuyla Bartın'ımıza teşrif etmişlerdir. Zannediyorum ki konvoyumuzdan inecek olan arabalarını park edip meydanımıza teşrif edecek olan halkımızın bir müddet zamana ihtiyacı olacaktır. Bunun için şimdi bugünkü mitingin takdimlerini yapmak üzere sizleri Bakırköy İlçe Başkanımız Mukaddes Şemez Bey'le baş başa bırakıyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz sevgili Bartınlılar. Merhaba kardeşler. Çok çalıştık. Çok yorulduk. Şimdi top sizde. Şimdi sıra sizde. İnşallah yarın çalışmalarımızın semeresini hep birlikte alacağız. Golü atacaksın. Evet, biz gereken gayreti sarf ettik. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle. Yeni bir dünya, yeni bir düzen, yeni bir toplum kurulması gerek. Evet, Bartınlı hanımlar, Erbakan hocamıza, genel başkanımıza çiçek takdim ediyorlar. Güller veriyorlar. Hoş bulduk. Bartın'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mübarek olsun. Safa inşallah bulduk. Sağ olun, var olun. Evet efendim.
şimdi il başkanımız hoş geldiniz desin. Hemen arkadan Şevket Bey, diğer bir belediye başkanımız, herkes toplandığı zaman da adayımız gelişecek. Süratle yalnız beklemeyin. Şimdi ev sahibi adına Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necmettin Aydın Bey'i mikrofona davet ediyorum. Muhterem misafirler, sevgili hanımlar, sevgili Bartınlılar, 3 aylık seçim maratonunun son gününe, son saatlerine ulaşmak üzereyiz. Bugün Bartın'ımızda Refah Partimiz olarak fevkalade müstesna bir günü yaşıyoruz. Bu münasebetle şehrimize teşrif eden başta hocamız, genel başkanımız Profesör Doktor Necmettin Erbakan Beyefendi'ye ve yine genel başkan yardımcımız Şevket Kazan Beyefendi'ye, belediye başkanlarımıza, çok kıymetli misafirlerimize uzaktan yakından teşrif etmiş, bu sıcak mutlu günümüzde bizimle beraber olmayı arzu etmiş siz sevgili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Bartın'ımız Karadeniz'in en şirin, en güzel ilçelerinden, en tarihi ilçelerinden birisi. Ona hakikaten müstesna bir insanı aday olarak takdim ettik. İl başkanı olarak böyle müstesna güzel bir kentimize kıymetli bir insanımızı, Talat Gizli Beyefendi'yi de aday olarak Bartınlılara, Bartınlı sevgili hanımlara, sevgili beyefendilere, kıymetli çocuklara takdim etmekten ayrıca bahtiyarlık duyduk. 3 aylık çalışmalarımızın akışı içerisinde özellikle son 15 gündür bütün mahallelerimizde özellikle sevgili çocuklardan ve kıymetli hanımlardan gördüğümüz fevkalade ilgiyi, sıcak alakayı hiçbir zaman unutamayacağız. İnşallah bu bize Bartın'da yepyeni bir dönemin dostça, kardeşçe, hakça, adaletçe bir dönemin kurulacağının müjdesinin ilk ışıkları oldu. Bu münasebetle büyük bir gayretle çalışan bütün arkadaşlarımıza da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Özellikle sevgili hanım kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Havanın sıcaklığı, programın yoğunluğu münasebetiyle bu heyecanlı günümüzde huzurlarınızdaki hatiplerimizle ve başta hocamıza da bir an önce ulaşmak için huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ve bu sıcak ilginize de teşekkürler ederek ayrılıyoruz. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık. Hemen Şevket Kazan'a yükselelim. Önce şey yapalım sana Şevket Kazan'a. Olur, peki. Diğer bir belediye başkanı. Evet efendim, şimdi bir belediye seçimi yapıyoruz. Daha evvel yaptık ve kazandık. İstanbul Arnavutköy belediye başkanımız halen görevde. Sayın Bahtiyar Sağlam Bey sizlere bir selamlama konuşması yapacaklar. Muhterem hocam, çok değerli Bartınlı kardeşlerim, bugünkü havanın bu sıcak gününde bir seçim havası yaşanmaktadır. İnşallah Bartınlı kardeşlerimize rüşvetsiz, israfsız, yansız bir belediye tesisi için Talat Gizli Beyefendi'yi pazartesi günü belediye başkanı olmayı Yaradan'dan niyaz ederek sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunarım efendim. Bugünlere kolay gelmedik. Nice insanlar gecelerini tüketti. Nice insanlar dağlar aştı, köylere ulaştı. Nice terler döküldü.
Nice dualar, nice niyazlar. Kan terledik. Yürek zarımızı çatlattık. Ama şimdi Bartın'da bir ordu olduk. Bu öncülerden, emeği geçenlerden, 1977 yılında kendisini Milli Selamet Partisi'nden aday olarak, milletvekili adayı olarak tanıdığınız eski Adalet Bakanımız Sayın Şevket Kazan Beyefendi'yi takdim ediyorum. Sağ ol. Sen de sağ ol. Allah hayırlı günler versin. Sağ ol. İşte burada. Bakın, aziz burada. Ve pek değerli Bartınlı kardeşlerim. Bundan 14 sene önce Bartın'da ve Zonguldak'ta tabiatıyla Milli Selamet Partisi'nin Zonguldak milletvekili adayı olarak gerek Bartın'ımızın içinde gerek Bartın'ımızın köylerinde aylarca beraber olduk. Ve o gün inandığımız hak davayı, her şeyden üstün olan davayı, milli görüşü size tanıtmaya, size anlatmaya çalıştık. Bartın'ın o gün miting meydanlarındaki ilgi ve alakası bizlerce unutulmuş değildir. Ancak bugün başka bir Bartın'la karşı karşıyayız. Gerek geliş sırasında fevkalade uzun araç konvoyu oluşturarak bizi yürekten karşılayan kardeşlerimiz ve gerekse şu meydanda şu anda ancak bir kısmı mevcut, diğerlerinin meydanı doldurmak üzere olduğu sizlerin kalabalığı gerçekten bizleri fevkalade memnun etti. O gün şu topraklarda dökülen birkaç damla terin arkadaşlarımızın çabasıyla, bakımıyla bugün bu hale gelmiş olmasından sevinç duyanlar varsa herhalde bunlardan bir tanesi de naçiz kardeşiniz olarak bendenizim. Gerçekten bugün karşılaştığımız fevkalade mükemmel tablo, gerçekten bugün bizi teşhid eden, bekleyen, bağrını, kollarını bize açan bu insanlar elbette bu meydanda boş yere toplanmış değiller. Bir mesaj bekliyorlar. Bu ülkede bir kurtuluş mesajı bekliyorlar. Bu ülkede ezilen insanların ezilmekten kurtuluşunun yollarını dinlemek istiyorlar. Bu ülkede belli kişilerin hegemonyası altında zenginlerin vergisini dahi ödemek mecburiyetinde kaldıkları köre düzenini nasıl yıkacaklarını dinlemek, duymak ve anlamak istiyorlar. Ve yine bugün bu meydanda her seçimde alışa geldiğimiz kuru vaatlerden başka birkaç günden beri münakaşası yapılan kazlar nasıl güdülecek münakaşası dışında Bartınlı'nın seviyesine layık bir siyasi konuşma bekliyorlar. İşte bu konuşmayı yapacak olan lider genel başkanımız Profesör Doktor Erbakan hocamız bugün burada. Kendisinin meselenin özünü, esasını ve Bartınlılar olarak niçin Refah Partisi'ne oy vermemiz gerektiğini ve neden Bartın'a belediye başkanı olarak Talat Gizli
adındaki çok muhterem kardeşimizin içinizden birinin seçilmesi lazım geldiğini herhalde en güzel hocamız ifade edecekler. O nedenle ben huzurunuzu daha fazla işgal etmek istemiyorum. İnşallah yaklaşan bir genel seçimde mutlaka sizlere hitap edecek ve o gün yarın refahı tercih etmiş olmanın sevincini bir defa daha birlikte tesit edeceğiz. Bu ümit ve bu temenniyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Yarınki seçimin refahın zaferiyle neticelenmesini de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi belediye başkanı. Evet, şimdi de belediye başkan adayımız Sayın Talat Gizli Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Muhterem hocam, saygıdeğer misafirler, çok kıymetli, sevgili Bartınlı hemşerilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Uzun fakat bereketli bir seçim çalışması yaptık. Sizler kadınlı erkekli bizlere yardımcı oldunuz. Evlerinizi açtınız. En önemlisi gönüllerinizi açtınız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun muhakkak biz kazanacağız. Çünkü biz hakkın, adaletin ve insanlığın hakim olması için gayret gösterdik. Onun için çalıştık. İnsanlığın, hakkın, adaletin hakim olması için çalışanlar mağlup olmazlar. Daima galiptirler, daima kazançlıdırlar. Bundan sonra da aynı gayret ve şevkle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yarınki seçimlerinin Bartın'ımız için, hepimiz için hayırlı olmasını tekrar niyaz eder. Saygılar, sevgiler sunarım. Teşekkür ederim. Pek muhterem Bartınlılar, Anavatan Partisi'ne Sayın Mesut Yılmaz genel başkan olduğu zaman, başbakanlık görevi kendisine verildiği zaman, ertesi gün gazeteler şöyle yazdı: Amerika Mesut oldu. Birkaç gün önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin büyük kongresinde genel başkan Sayın Erdal İnönü şöyle dedi: biz iktidara gelirsek Avrupa'daki sosyal demokratlar mesut olacak, sevinecek. Orta Amerika'daki sosyal demokratlar sevinecek. Şimdi biz de diyoruz ki, gelin refahın iktidar yollarını Bartın'dan açalım. Amerikalılar değil, Almanya'daki Helmut Kohl değil, Bartınlılar sevinsin kardeşlerim. Siz mesut olun. Kan emici emperyalistlerin çanak yalayıcıları değil, refah iktidar olsun. Mazlumlar, mağdurlar, öksüzler, yetimler, ezilmiş bütün insanlık sevinsin.
ırk ayrımından dolayı, fakir fukaralıktan dolayı, bölgesel ve zümrevi ayrılıklardan dolayı ezilenler sevinsin. Refah iktidar olsun. Refah iktidar olsun, Amerika mesut olmasın, Avrupa mesut olmasın, ama kardeşlerim, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da kafası taşlarla kırılan kardeşlerimiz sevinsin. Cezayir'deki kardeşlerimiz sevinsin. Keşmir'deki kardeşlerimiz sevinsin. Afganistan dağlarında nöbet tutan mücahitler sevinsin. Siz sevinin er kişiler. Size... Şafak sökmeye başladı. İşte yeni bir dirilişle orta yerdeyiz. Bu dirilişin kapısını Bartın'dan aralayacağız. İşte bir dağ gibi, bir dev gibi doğruluyoruz. Yeni bir ruh doğuyor Bartın'ımızdan. Yeniden tanıyor insanlık bizi heyecanla. Açık alnımızdan ve onurumuzdan. İşte Erbakan! Esselamu aleyküm, çok aziz ve muhterem Bartınlı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Önce Cenab-ı Hakk'a şükürler ederek sözlerime başlıyorum. Böyle güzel bir günde Bartınlı kardeşlerimiz de bizi bir araya getirdi. Bartınlı kardeşlerimize karşı kardeşlik vazifemizi yapmamıza fırsat verdi. İnşallah bu toplantımız, bu mitingimiz ve yarınki seçim Bartınlı kardeşlerimize ve bütün milletimize hayırlar getirsin. Bu temenniyle, bu dilekle sözlerime başlıyorum. Yine sözlerime başlarken bütün Bartınlı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biraz evvel eski Adalet Bakanımız kıymetli Şevket Kazan Bey kardeşimizin de ifade ettiği gibi, bu miting münasebetiyle bugün Bartın'a gelirken uzak mesafelere kadar koştunuz geldiniz. Sayılamayacak kadar çok arabalardan müteşekkil konvoylarla bizleri karşıladınız. Şimdi Bartın'ımızın bu en büyük hükümet meydanlığı, bu büyük insan seli halinde coşkuyla doldurdunuz. Gösterdiğiniz bu misafirperverlik, alaka ve teveccühten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürler marz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem Bartınlı kardeşlerim, yemeğin tatlısı en sonra yenir. Dün buraya bazı liderler geldiler, konuştular. Bugün en son konuşmayı Refah Partisi yapıyor. İnşallah sonu hayır olan her şeyin bütünü de hayır olur. Niçin bugün koştuk? Bartın'ımıza geldik. Çünkü hepimiz biliyoruz ki yarın Bartın'ımızda seçim var. Bu seçim yalnız Bartın'a belediye başkanı seçmek manasını taşımıyor. Hepimiz biliyoruz yarın akşam 60 milyon insan televizyonların başına koşacak. Bartın'daki seçim ne oldu? Bugün Türkiye'de siyasi partilerin gücü nedir? Türkiye nereye gidecek? Bu millet ne istiyor? İşte bu suallerin cevabını ortaya koyacağı için yarınki seçim sadece Bartın'a belediye başkanı seçmek değil, Türkiye'ye yol göstermenin seçimidir. Bu sebepten dolayı da Bartınlı kardeşlerimizin üzerinde yarınki seçim münasebetiyle çok büyük bir vebal var.
böyle önemli bir görevi yaparken Türkiye'ye kurtuluş yolunu göstermek üzere vazife yaparken elbette koşup gelip Bartınlı kardeşlerimize kardeşlik vazifemizi yapmaya mecburduk. İşte bu kardeşlik vazifesini yapmak için koştuk, huzurlarınıza geldik. Neden yarın oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz? Ben konuşmamda kısaca bu sualin gerekçelerini sizlere takdim edeceğim ki bilerek, inanarak hepimiz bu bayrağın altında toplanalım. Çok aziz ve muhterem Bartınlı kardeşlerim, bakın önce kısaca size bir özet söz söylemek istiyorum. Yarın oyumuzu Bartın'a vereceğiz. Çünkü biz önce güzel bir Bartın istiyoruz. Temiz bir Bartın istiyoruz. Gelişmiş bir Bartın istiyoruz. İçinde insanların mesut yaşadığı bahtiyar bir Bartın istiyoruz. Biz büyük bir Bartın istiyoruz. Bartın için saadet istiyoruz. İşte bunun için yarın oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz. Bunun için bulunmaz bir fırsat, pırlanta gibi bir insan, işte Talat Gizli kardeşimizi yarın bunun için belediye başkanlığı sandalyesine oturtacağız inşallah. Yarın oyumuzu Refah Partisi'ne vermemizin diğer çok mühim bir sebebi de Türkiye'nin kurtuluşu zaten Refah Partisi'ndedir. Biz güçlü bir Türkiye istiyoruz. Biz Avrupa'ya, Amerika'ya uşak değil, lider ülke Türkiye istiyoruz. Büyük Türkiye istiyoruz. Yeniden insanlığa saadet yolunu gösterecek olan Türkiye'yi kurmak istiyoruz. 60 milyon milletimizle beraber, Bartınlı kardeşlerimizle beraber. İşte yeniden büyük Türkiye'yi kurmak için yarın oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz inşallah. Onun için niçin oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğimizin özü çok kısa. Büyük Bartın, büyük Türkiye. Ve bilesiniz ki biraz sonra kısa açıklamalarımla belirtmeye çalışacağım gibi, ey Bartınlı kardeşlerim, nasıl Ruslar, nasıl Sovyetler'de yaşayanlar birkaç yıldan beri köhnemiş komünizme tekmeyi vurdularsa, sizden de ricam yarın siz de köhnemiş faizci kapitalizme tekmeyi vurun. Artık dünyada köhneler yıkılıyor. Köhneleri yıkacağız. Yerine milletimizle beraber bütün insanlığa örnek olmak üzere adil düzeni kuracağız. İşte yarın elimize geçen en güzel fırsat, bütün insanlığa yapılacak en hayırlı bir hizmet günü. Bu şuurla, bu gayretle vazifemizi yapmak için bu meydanda toplandık. Ve Bartınlı kardeşlerim bu şuurla, bu gayretle sandığın başına koşacaklar inşallah. Muhterem Bartınlı kardeşlerim, şu öbür taraftaki gürültüyü birisi gitsin kestirsin, haber ver. Bakınız, başkaları gürültü yapmaktan başka bir iş beceremiyor. İşte asıl bu mitingde alacağımız en büyük ders, biz milletimize adil düzeni, kurtuluş yolunu tanıtmak için çalışıyoruz. Onlar sadece parazit yapıyor. Şu gördüğünüz manzara refah nedir? Ve bu köhne düzenin batı taklitçisi partileri nedir? Şunu göstermesi bakımından dahi en büyük derstir. Onlar ancak bunu yaparlar. Zırıltı, gürültü, hakka mani olmak. Görevleri budur. Allah ıslah etsin. Ama deniz bitti. Yaptılar. 40 seneden beri yaptılar. Şimdi artık 40 gün bile ömürleri kalmadı.
bitiyorlar, çöküyorlar. Çünkü bütün dünyada hem komünizm çöküyor, hem faizci kapitalizm çöküyor. Bu taklitçi partilerin ağabeylerinin gittiği yol çöküyor. Kılavuzları çöküyor. Bunların da hepsi çökecek Allah'ın izniyle. Muhterem Bartınlı kardeşlerim, önce bir sual soruyorum. Konya Büyükşehir'in belediye başkanı hangi partiden? Refah Partisi. Konya'nın, milyonluk Konya'nın 3 tane merkez ilçesinin belediye başkanı hangi partiden? Refah. Urfa'nın belediye başkanı hangi partiden? Van'ın hangi partiden? Kahramanmaraş'ın hangi partiden? Sivas'ın hangi partiden? Neden? Çünkü milletimiz uyanıyor. Bakınız, bir an evvel sizi İstanbul'umuzun 100 bin nüfuslu Sultanbeylisi, 150 bin nüfuslu Arnavutköy, 100 bin nüfuslu bu beldelerin belediye başkanları da Refah Partilidir. Arnavutköy belediye başkanımız Bahtiyar Bey huzurlarınızda sizi sadece bir selamlamakla iktifa etti. Bugün Refah Partisi adım adım bütün belediyeleri teslim alıyor ve milletimize en hayırlı hizmetleri yapıyor. Bir sual daha soruyorum. 26 Mart'ta bütün Türkiye'nin her yerinde belediye seçimleri yapıldı. Bu belediye seçimlerinde neden Refah Partili belediye başkanlarının hepsi yeniden seçildi? Diğer partilerin belediye başkanları, bilhassa il belediye başkanlarının hepsi millet tarafından kovalandı, değiştirildi. Neden millet Refah Partileri tekrar seçiyor, öbürlerini arkasından sopayla kovalıyor? Neden bunların elbette sebebi var. Bir sual daha soruyorum. Şimdi 26 Mart'ta yapılmış olan seçimlerde oyları ANAP'ın %21'e düştü. Bu milletin %80'i sizi istemiyoruz diyor. Dünyanın neresinde demokrasi adı altında hareket eden hangi parti varsa milletin bu oy karşısında bırakıp gitmeleri gerekir. O günden bugüne kadar 2,5 seneden beri daha fazla zam yapacağız, daha fazla zulüm yapacağız diye ısrarla orada oturup zulümlerini devam ettirmeye çalışıyor. Ve milleti oyalamak için de zaman zaman mahalli seçimler yapıyor. Yapıyorlar da ne oluyor? İşte Türkiye'nin yeni tablosu. Bakınız, bugün 3 Ağustos. Geçen sene 2 Ağustos'ta Irak Kuveyt'i işgal etmişti. Ve biz 3 Ağustos günü İstanbul'da Bayrampaşa seçimleri için oradaki kardeşlerimizle beraber bulunuyorduk. 19 Ağustos'ta geçen yıl Türkiye'nin 14 muhtelif yerinde mahalli seçimler oldu. Bunların içerisinde en büyük seçim bölgesi 300 bin nüfuslu İstanbul'un Bayrampaşa ilçesiydi. Bu Bayrampaşa'da yapılan seçimlerde ne oldu? Hepimiz biliyoruz ki Refah Partisi oyların %21,5'unu aldı. ANAP iktidar partisi olduğu halde bakanlarıyla, başbakanıyla Bayrampaşa'da bir ay yattığı kalktığı halde ancak oyların %20'sini aldı. SHP, İnönü Partisi ancak %8 aldı. Demirel ancak %7 oy aldı. Ne gösteriyor? Artık Refah Partisi Türkiye'nin en büyük partisi olmuştu. Geçtiğimiz Nisan ayında 100 bin nüfuslu Nevşehir'de yeniden belediye seçimleri oldu. Daha Nisan ayında, 3 ay önce. Ne oldu? Refah Partisi'nin oyları %25,5 oldu. 100 bin nüfuslu Nevşehir. Aynı yerde 2 sene evvel yapılmış olan seçimlerde biz ancak %14 oy almıştık. Refah Partisi'nin oyu %100 arttı. Diğer bütün partilerin, ANAP, DYP, SHP, bunların hepsinin oyları yarı yarıya azaldı. Öbür taraftan işte 2 Haziran, bundan 2 ay önce
Türkiye'nin 20 muhtelif bölgesinde tekrar belediye seçimleri oldu. Ne oldu? Türkiye ortalamasında Refah Partisi %24 oy aldı. Buna mukabil DYP'nin oyları %36'dan %20'ye düştü. SHP'ninki %18'den %12'ye, DSP'ninki bilmem %8'den %2,5'a düştü. Ne anlatıyorum size? 2 yıldan beri yapılan seçimler tekrar tekrar gösteriyor ki bugün Türkiye'nin en büyük partisi Refah Partisi'dir. Neden Refah Partisi 2 ay önce yapılmış olan seçimlerde 100 bin nüfuslu Muş ilinde oyların %57'sini aldı? Muşlular sevdiğimiz kardeşlerimizdir. Ama hiçbirisi bizim babamızın oğlu olduğu için vermiyor Refah Partisi'nin oyu ya. Kurtuluş'un Refah Partisi'nde olduğunu gördüğü için veriyor. İşte yeni Türkiye budur. İşte diriliş budur. İşte yeni devir budur. İşte kurtuluş, işte uyanış budur. Size 3 tane sual sordum. Niçin büyük tarihi şehirlerin belediye başkanları Refah Partilidir dedim. Neden eski Refah Partili belediye başkanları yeniden seçildi dedim. Neden 2 seneden beri yapılan seçimlerde en büyük parti olarak hep Refah gelişiyor dedim. Bu sualleri sorduktan sonra müsaade ederseniz birkaç kelimeyle bunun sebebini ben size açıklamak istiyorum. Çünkü muhterem kardeşlerim, Refah Partisi milli görüşü temsil ediyor. Hak başka, batıl başka. Refah Partisi'nin dışındaki partilerin hepsi aslında bir tek parti sayılır. Bunların hepsi ayrı ayrı birer batı taklitçisidirler. Faizci kapitalist nizamın, köhnemiş nizamın taklitçisidirler. Bak 1 Mayıs günü Hristiyanların dini lideri Papa bile bu senenin 1 Mayıs günü bir tarihi konuşma yaptı. Konuşmasında diyor ki faizci kapitalist nizam bir günah yumağıdır. Bunu biz de biliyoruz. Ama ne yazık ki daha iyisini bulamadık diyor. Çünkü onların adil düzenden haberleri yok. İşte bu günah yumağı olan faizci kapitalizmi, ona hizmet eden zihniyetleri, bu taklitçi partileri, bu 40 yıldan beri bize zulümden başka şey getirmeyen bu köhnemiş partileri zihniyet olarak söylüyorum, tarihe gömmek için bu meydanlarda toplanıyoruz. Bunun için Türkiye'de Refah Partisi en büyük parti oluyor. Bunun için yarın Bartın'da da Bartınlı kardeşlerimiz üzerine düşen vazifeyi ifa edecekler inşallah. Muhterem Bartınlı kardeşlerim, çünkü milli görüşçü belediye başkanı işte Talat Gizli. Gelin isterseniz şu Bartın'da bir gizli anket yapalım. Bugüne kadar oyunu Refah Partisi'ne vermiş vermemiş herkes, en kıymetli belediye başkanı adayının Talat Gizli olduğunda müttefiktirler. Temizliğiyle, bütün Bartınlı kardeşlerimizin sevgisiyle, yüksek tahsilli, iktisatçı, inançlı, herkese kardeş, herkese abi muamelesi yapan bir Talat Gizli. Pazartesi günü belediye başkanlığı sandalyesine oturduğu zaman artık her Bartınlı kardeşimizin bir abisi, bir babası olacak. Bartın'ın şehremini olacak. Herkese eşit muamele edecek ve ibadet aşkıyla çalışacak. Milli görüşçü bir belediye başkanı, milli görüşün belediye başkanı olarak, Refah Partisi'nin belediye başkanı olarak sandalyesine oturursa ne olur biliyor musun? Önce Cenab-ı Hakk'ın bu Karadeniz'in kenarında inci gibi yarattığı şu Bartın'ı ben Avrupa'dan da daha güzel bir şehir haline getireceğim der, buna inanır. Çünkü milli görüş inanç demek. Sonra bunu tahakkuk ettirmek için gece gündüz ibadet aşkıyla çalışır. Azimle, sebatla çalışır ve de bunu gerçekleştirir.
Milli Görüşçü Belediye Başkanı rüşvetle iş yaptırmaz. Milli Görüşçü Belediye Başkanı'nda israf yoktur. Saçı bitmedik yetimin parasını elbette kendi parasından çok kıymetli olarak gözetir. Milli Görüşçü Belediye Başkanı bütün şehre astığımız levhalarda da gördüğünüz gibi ve aylardan beri kardeşlerimizin ev ev ziyaret edip sizlere anlattığı gibi hiçbir parti ayrımı yapmaz. Herkesi kardeş bilir. Halkla beraber çalışacağız diyor. Evet, pazartesinden itibaren Talat Gizli Bartın'da bir halk meclisi kuracak. Diğer partilere oy vermiş kardeşlerimizi de oraya çağıracak. Bartın hepimizin şehridir. Gelin el birliğiyle ibadet aşkıyla burayı yeniden ihya edelim, imar edelim diyecek. Milli Görüşçü Belediye Başkanı, muhterem kardeşlerim, bilesiniz ki halka hizmet, hakka hizmettir aşkıyla çalışır. Milli Görüşçü Belediye Başkanı ibadet aşkıyla çalışır. Milli Görüşçü Belediye Başkanı şehirleri güzelleştirmenin ibadet olduğunu bilir. Milli Görüşçü Belediye Başkanı şu Bartın'da bir tane aç açık insan bırakmaz. Nasıl Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz şehrin bir köşesinde aç yaşlı bir nine olduğunu duyunca sırtına un çuvalını alıp götürüp onun karnını doyurmayı vazife saydıysa, işte Milli Görüşçü Belediye Başkanı Talat Gizli de pazartesinden itibaren aynı görevi devralıyor, aynı hizmeti aşkla, imanla yapmak için vazifeye başlıyor demektir. Milli Görüşçü Belediye Başkanı yapıcıdır. Herkese iyilik yapar. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de Milli Görüşçü Belediyeler en hayırlı hizmeti yaptılar. Yeniden seçildiler. Bugün 85'e yakın Milli Görüşçü Belediye bu millete en hayırlı hizmetleri yapıyor. İşte muhterem Bartınlı kardeşlerim, size meselenin asıl sebebini açıklamak için bunları söylüyorum. İnanç ve iman her şeyin temelidir. Bunun için bir insan Milli Görüşçü Belediye Başkanı olarak o sandalyeye oturduğu zaman iş değişir. Nasıl biz hükümetteyken 4 sene esnasında büyük ağır sanayi hamlesini yaptık. Bugün Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gittiğimiz zaman fabrikalarımızı, eserlerimizi gördüğümüzde kendimiz hayret ediyorsak, 4 yılda Milli Görüşçü Belediye Başkanlarının yaptıkları hizmetleri de bugün dolaşıp gördüğümüz zaman aynı şekilde hayret ediyoruz. Çünkü inanç her şeyin temelidir. İnancın önüne dağlar dayanmaz. Bu açıklamaları niçin yapıyorum? Bartınlı kardeşlerim, sakın hiçbir taneniz dün gelip sizi aldatmak isteyenlerin sözüne inanmasın. Sözde yeni başbakan oldu. Şu Yılmaz denen zat, oraya bunu oturttular. Dün geldi size neler söyledi? Şöyle bir gözden geçirin. Söylediği şeylerin hepsi vaat. Vaat ediyor. İyi ama siz 8 seneden beri iş başındasınız. Ve de Bartın'da 2 seneden beri belediye başkanlığını yaptınız. Allah Davut Fırıncı kardeşimize rahmet etsin. Bizim meselemiz şahıslar değildir. Bizim meselemiz fikirler, zihniyetlerdir. Bakınız Davut Fırıncı 20 sene burada belediye başkanlığı yaptı. Ve hep Halk Partisi'nden belediye başkanı oldu. Geçen 26 Mart'ta geldiler, biz hükümetiz, sana yardım edeceğiz. Bu sefer ANAP'tan belediye başkanı oldu dediler. O da belki bir işe yarar diye bunu kabul etti. ANAP'tan belediye başkanı oldu, ne oldu? 2 seneden beri ne değişti soruyorum size. Hiç, sıfıra sıfır, elde var sıfır. Kelin, yani zihniyet olarak söylüyorum. Kelin, atasözü vardır, kelin mereme olsa kendi başına sürer. Bugün ANAP'ın yapabileceği bir iş olsa önce hükümet olarak iş yapmaya çalışır. Bırak Bartın'a uzanmaya.
söyledikleri hep boş vaatlerdir. Bir insan 8 sene bir parti olarak iktidarda bulunur ve 2 yıl bir şehirde belediye başkanlığı olarak hizmet eder de buraya gelirse bir yaptığı hizmetleri sayması lazım gelir. Soruyorum size, dün hükümet olarak veya Bartın Belediye Başkanı olarak bir tek hizmetten bahsetti mi? Hayır. Sadece başladı burada, sizi il yapacağız. İl yapacağım. Ya Bartın zaten Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Burayı il olmayı çoktan hak etmiş. Sen niye bu Bartın'ı il yapmayı yarın seçim varken bugün akıl ediyorsun da 8 sene önce iş başına geldiğin zaman bunu niye akıl ediyorsun? 8 sene oturuyor ondan sonra geliyor buraya, yarın seçim var ya, başlıyor palavra sıkmaya. Sonra sen il yapacaksan yap, ne bekliyorsun? Seçimi bekliyor. Bartın oy verirse yapacak, oy vermese yapmayacak. Şu hale bakın. Şu hale bakın. Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl seçim? Bu milleti nasıl çocuk yerine koyuyorlar? İşte yarın size hakaret eden, sizi sadece seçim günü hatırlayıp sizi bu elma şekerleriyle aldatmak isteyenlere İçinizden gelen hınçla, aşkla, şevkle bunun için tekmeyi vuracaksınız. Hadi oradan be. Ben çocuk muyum? Ben bebek miyim? Gelmiş buraya diyor ki efendim, Ankara'da bir çark varmış. Aman ne kadar da çarktan anlar bu insan. Bu çark bir hizmet çarkıymış. Burada da Anaplı bir belediye başkanı olmalıymış ki çarklar birbirine uysunmuş. Ne demek istiyor bak, ben size tercüme edeyim. Ankara bir çark var ama bu ne çarkı? Bu zam çarkı, bu vergi çarkı, bu zulüm çarkı. Diyor ki buraya da bir Anapçı çark koyun. Ben orada zam verdim mi bir zam da buradaki belediye başkanı versin diyor. Bize uygun belediye başkanı koyun ki bu zulüm makinası iyi çalışsın diyor. Gelmiş buraya keçi boynuzundan adam aldatacak. Efendim diyor, bak sel felaketi oldu. Bu münasebetle Bartınlı kardeşlerimize o vakit geçmiş olsun telgrafı çekmiştik. Bir kere daha huzurlarınızda sel felaketinde zarara uğramış olan kardeşlerimize geçmiş olsun diyor. Şimdi sel felaketi olmuş da ne yapmış? Efendim vergilerinizi 15 gün erteledik diyor. 15 günde geçti. Ne olacak? Gene vergi, gene zulüm. Efendim size kredi vereceğiz. Nasıl krediymiş bu? %30 faizden krediymiş. Yani kör testereyle kesmeyeceğim. Bıçağı bileyip keseceğim diyor. Gene kesecek de seni. Gene zulmünü yapacak da az azıtıp keseceğim diyor. Çok azıtmayacağım diyor. Bunların söylediklerinin tercümesi budur. Sen 8 seneden beri iktidardasın. Neden Abdi Paşa'da bu nehre bir baraj yapmadın şimdiye kadar? Neden bu kanalları ıslah etmedin? Şimdi seçim günü gelip bu kıymıntı şeylerle adam mı aldatacaksın? Bu nasıl iktidar? Bu nasıl hizmet anlayışı? Gelmiş buraya diyor ki madende çalışan, grev oldu ya kömür işçilerinde, bu grevdekilerin kıdem tazminatını veriyoruz diyor. Grev için ayrıca grev günleri hakkında ödeme yapıyor. Önce bir defa maden işçilerimize 8 seneden beri zulüm yapıyor. Gerekçesi neymiş? Kömür pahalıya mal oluyor. Kömürün pahalıya mal olmasında kabahat içi kardeşimiz dedik. Dünyanın her yerinde böyle kömür madenlerinde yıllık satış bedelinin %20'si o madenin ekonomik olması için yatırıma çevrilir. Tesisat kurulur, tedbir alınır. Bunlar senin yer altında zahmet çıkartarak çıkarttığın kömürün almış olduğu satış bedelinin %20'sini
kömür madeninin gelişmesine yatırmıyor. Ya Amerika'daki Yahudi bankalarına faiz olarak ödüyor. Çünkü bunun işi gücü abisine hizmet etmektir, sana değil. Ondan sonra da geliyor sana diyor ki sen kömürü pahalıya mal ediyorsun. Tabii mal ediyorum çünkü başımda sen oturuyorsun da onun için koca faizci. Sen buradaki madene yapacağın yatırımı yapmaz da Yahudi'ye faiz olarak ödersen bu maden nasıl rantabil olacak? Nasıl karlı olacak? Senin Yahudi uşaklığın bizi bu madenlerin içinde eziyor. Onun için yarın biz de seni seçim sandığında ezeceğiz. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Bartın'ı kalkınmada öncelikli yöreler yaptık diyor. Şimdi bunlar odanın içinde oturuyor. Şu Bartın'ı nasıl aldatacağız? İki tane greyder gönderelim, yolunu bir asfaltlayalım, bizi iş yapıyor zannetsinler. Peki 8 seneden beri bu yol niye çamur içindeydi? Neden? Bunların hepsi teftiş, askerlikte bir teftiş boyası var ya. İşte bunların hepsi teftiş boyası. Elma şekeriyle çocuk yerine koyup milleti aldatmanın 100 kızartıcı tatbikatı. Bunlar millete bu gözle bakıyor. Ben oraya 2 tane greyder gönderirim, bunlar aldatır boyunu alırım diyor. Bunlara 2 tane kıymıntı şey söylerim, aldatır oyunu alırım zannediyor. Halbuki artık bunlar hesap veremez. Bu ANAP 8 senedir ve bu taklitçi partiler 40 senedir başımızda. Bunların hiçbirisi bu milletin beklediği hizmetleri yapamadılar. Bu sebepten dolayıdır ki işte bu köhne düzenlere, bu faizcilere, bu bilmeden zulüm yapan zalimlere yarın sandıkta gereken dersi Allah'ın izniyle Bartınlı kardeşlerim olarak vereceksiniz. Muhterem kardeşlerim, birkaç kelimeyle üzerinde daha fazla durmaya değmediği için şu ANAP'ın nasıl aldatıp da karşınıza geldiğini belirtmeye çalıştım. Yoksa sen 8 seneden beri hükümet olarak zamdan başka ne yaptın? 2 seneden beri belediye olarak ne yaptın? Hani bu şehrin kanalizasyonu? Hani bu şehrin yolu? Hani bu şehrin parkı? Hani bu şehrin kültür tesisleri? Hani bu şehrin suyu? Efendim suyu getirdin. Sen su değil çamur getirdin. Çamur, o getirdiğin su da sana benziyor. Şimdi ben bunları ANAP'ın ne olduğunu belirtmek için söylüyorum da. Peki bu SHP'si, şimdi içinizde SHP'liler var. Yaşa hoca, vur kafasına diye seviniyor. Yüzlerinden görüyorum. Şimdi o kardeşlerime sesleniyorum. Bundan önce SHP'ye oy veren kardeşlerime. Ve mübarekler, sizin ANAP'tan ne farkınız var yahu? Siz hepiniz DYP'si de SHP'si de ANAP'ı da aynı makineden çıkmış 3 tane ıskarta malsın. Bu SHP burada belediye seçimine nasıl giriyor Allah aşkına? Neden? Mübarekler ya, her gün gazetelerde okuyorsun. Şu İstanbul'a bir gidin bakın. Bir de Konya'ya gidin bakın. İşte birinde Refah, birinde SHP Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu tarihi canım İstanbul çöplükten geçilmiyor. Eminönü'ndeki yeni caminin önünde adam boyu çöpler. Bunlar geldiği zaman İstanbul'un hiçbir yerinde su akmaz. Koskocaman 8 milyonluk İstanbul'da iki beldede su akıyor. Biri Sultanbeyli, biri Arnavutköy. Neden? Çünkü bunların belediye başkanları Refah Partili de onun için. Bak geçen pazar günü ben daha Sultanbeyli ve Arnavutköy belediyelerimizi ziyarete gittim. Hepinize tavsiye ederim. Gidin bakın. Bütün Sultanbeyli'de, Arnavutköy'de baştan sona kadar bir şantiye. Sular gelmiş. Bütün yollar yeniden yapılıyor. Parklar, caddeler. Aman ya Rabbim, aman ya Rabbim.
imanla aşkla çalışmak neymiş, bunu gördüm ve iftihar et. Ama İstanbul'un geri kalan kısmında bir damla su yok. Bırak İstanbul'daki suyu, bunlar geldiler 40 senelik, 1000 senelik Terkoz Gölü'nü bire kuruttular. Bunların kökü bereketsizdir, kökü. Onun için Bartınlı kardeşlerim, sakın bunların sözlerine aldanmayın. Bak buraya gelmişler. Ezan okunuyor muhterem kardeşlerim. Arkadaşlarımız haber verdiler. Çok aziz ve muhterem Bartınlı kardeşlerim, size şunu söylemeyi bir kardeşlik vazifesi sayıyorum. Dün gelip konuşanların konuştuklarını çok iyi değerlendirin. Aldanmayın. Efendim, biz iktidardayız. Anaplı belediye başkanını seçin. Para veririz. Önce bir defa böyle konuşmak suçtur. Çünkü iktidar partisi bütün belediyelere eşit muamele etmeye mecburdur. Kaldı ki söyledikleri sözün de gerçekle alakası yok. Gerçeği söylemiyor. Belediyelerin gelirleri kanunlarla tanzim edilmiştir. Bu memleket kimsenin çiftliği değil. Ne bir kuruş ne bir kuruş eksik ne de fazla. Belediyeler gelirlerini alırlar. Mühim olan bu geliri saçı bitmedik yetimin hakkını düşünerek israf etmeden en uygun yere harcamaktır. Mühim olan bu gelirin bereketidir, bereketi. İşte bu kökü bereketsiz taklitçilerin elinde bu milletin parası bereketsiz oldu. Bak Bahtiyar Bey burada. Geçen hafta ben onun belediyesindeydim. Kendisi bir büyük yol yaptırdı. Bu yolu SHP'li belediyelerin uzmanlarına soruyor. Siz yapsaydınız kaça yapardınız? 4,5 milyar liraya yapardık diyor. Halbuki Bahtiyar Bey aynı yolu 165 milyon liraya yaptı. Neden? İşte inanç budur. Hikaye okumuyorum. Keşke vaktimiz müsait olsa da saatlerce bunları size saysam. Kaldı ki zaten Refah Partili belediyelerin yaptıkları hizmetleri gösteren video bantlar aylardan beri size gösterildi. Burada şunu söylemek istiyorum ki asla belediyelerin hizmetleriyle ANAP'lı olup olmamanın bir alakası yoktur. Vardır ama tersine var. Bak işte bizim Van Belediye Başkanımız ANAP'lı bir belediye başkanından 70 milyar lira borçla aldı Van Belediyesi. Gidin bakın, 2000 senedir Van'a kimse su getirmemiş. Refah Partili belediye başkanı 40 kilometre uzaktan 1,5 metre çapında çelik borularla suyu getirdi. Hocam şehre bu suyun Van'asını siz açın dedi. Geçen sene ben gittim, Van şehrinin suyunu verdik. 70 milyar lira borç nerede? Yapılan hizmetler mi? Bugün Van Belediyesi Türkiye'nin makine parkı itibarıyla en zengin parkına sahip belediyelerden birisidir. 4 sene ANAP'lı belediye başkanı belediyede çalışanların ücretlerini ödememiş. Refah Partili belediye başkanı 2 senede bunları ödedi. Sadece Van'ın yolunu suyunu asfalt yapmakla kalmadı. Erciş'in, Özalp'in, Van'ın etrafındaki ilçelerinde asfaltlarını Van Belediyesi yapıyor. Hiçbir parti ayrımı yapmadan, çünkü bu millete hizmet ibadettir. Buna inandığı için bu hizmetleri yapıyor. Ne anlatıyorum size? İşte Refah Partili belediye başkanları büyük borçlarla belediyelere ellerini aldıkları halde imanlarıyla en büyük hizmetleri yaptılar. Ve unutmayınız ki Avrupa'da 3 milyon evladımız işçi olarak çalışıyor. Bunlar biliyorsunuz Milli Görüş Teşkilatı içinde toplanmışlardır. Bartın'ın da pek çok evladı Avrupa'ya gitmeye mecbur kalmıştır. Bugüne kadar işsiz, bakımsız bırakıldığı için.
Avrupa'daki bu milli görüş teşkilatları canla başla Refah Partili belediyelere hasta arabası, greyder, dozer, asfalt makinesi her bakımdan destek olmaktadırlar. Bugün bütün Refah Partili belediyeler Türkiye'nin her bakımdan en kuvvetli makine parkına sahip olan belediyelerdir. Onun için en büyük, en hayırlı hizmetleri yapmaktadır. İnşallah yarın Talat Gizli kardeşimiz Bartın Belediye Başkanı olunca aynı yardımlar, aynı hizmetler hiç tereddüdünüz olmasın, severek koşup Bartın'ımıza da gelecektir. Burada muhterem Bartınlı kardeşlerim, uzun uzun size Refah Partili belediye başkanlarının yaptıkları hizmetleri anlatacak değilim. Çünkü zaten Talat Gizli kardeşim 3 aydan beri yapacağı hizmetleri size anlattı. Refah Partili belediyelerin yaptıkları hizmetlere ait birçok video bantlar evlerde, kahvelerde, seçim karargahlarımızda gösterilir. Ben çok özel 2 cümleyle söyleyip bu konuyu kapatmak istiyorum. İşte Konya. 2,5 senede yeniden bir Konya oldu. Konya'da bugün asfaltlanmamış yol yok. Yeniden bütün şehir ağaçlı bulvarlara dönüştü. Şimdi gidin Konya'yı tanıyamazsınız. Ve Konya'da bugün 500'den fazla çeşmeler akıyor. Üzerinde Selçuklu süsleriyle beraber fakir fukara su ihtiyacını parasız karşılasın diye belediye getirmiş, bizim ecdadımızın güzel çeşme usulünü yeniden ihya etti. Evlerde su akıyor ama o sular tabii parayla, parasız almak isteyenler, gelip geçenler de bunlardan içsin diye bütün Konya'da böylesine çeşmeler ihya edildi. Öbür taraftan işte Urfa, peygamberler şehri yeniden baştan sona kadar inşa edilmiştir. Van'dan bahsettim, Kahramanmaraş, Sivas, gidin bak. Şimdi bizim Bartın'ımız bugüne kadar ezilmiştir, işsiz kalmıştır. Çünkü bu ANAP, MANAP, Avrupa taklitçileri bizim kurduğumuz ağır sanayi fabrikalarını sattılar. Bunlar gider Mersin'e otel yaparlar. Çünkü gavurlar Mersin'e gelmek istiyor çıplaklar. Bunlar da onlara hizmeti düşünür. Bak gitmişler, bir tane misal vereyim sana. Antalya'da 250 milyon dolara bir Sheraton oteli yapmışlar. Sheraton oteli 250 milyon dolar. Senden vergi alıyor, elin gavuruna veriyor, faizsiz, vergisiz otel yaptırıyor. Bu otel gelecek sene bitecek. Aman Amerikalı ağabeylerimiz çölde harp ediyor, içleri sıkılır. Gelsinler burada dinlensinler diye koştular gece gündüz, bu sene bitirdiler. Çölde harp eden Amerikalılar, bunlar mahallebi çocuğu. Bir aydan fazla kalamıyor, bir haftadan fazla. Bir hafta çölde kalırsa 3 hafta Antalya'da dinlenecek 5 yıldızlı otel. Uçak gemisiyle geldiler. Seni burada kahvehanede çürütüyor, bana iş ver dersen gel Amerikalı sarhoşun masasını temizle diyor. İşte taklitçi kafalar budur. O 250 milyon dolara şu Bartın'ımıza 5000 tane Bartınlı kardeşimizin helal ekmek parası kazanacağı ne mükemmel fabrikalar kurul. Bunlar fabrikaları satıyor, 5 yıldızlı otel yapıyor. Bu memlekete ahlak bozukluğu gelsin, AIDS hastalığı gelsin, Yahudi abilerinin yüzü gülsün. İşte bunların politikası budur. Ne anlatmak istiyorum size? Bu Bartın'ımıza bir fabrika yapmamış. Onun için Bartınlı kardeşlerimiz hep Avrupa'ya gitmiş. Bir misal veriyorum. İşte Sivas. Sivas'ı da bakımsız bıraktılar. Ama 2,5 senede Refah Partili Belediye Başkanı Temel Karamoğluoğlu Sivas'a kendisi organize sanayi bölgesi yaptı. Şu anda 130 tane fabrika kuruldu. Bir kısmı bitiyor, bir kısmı bitmek üzere. Bir kısmı da bitmiştir. 2,5 senede tam 20 bin Sivaslı kardeşim burada iş yeri buluyor. Ve Sivas Belediyesi geçen hafta bir anket yaptırdı Sivas'ta. Anketler elimdedir. Görün bugün halkın %80'i tekrar refah istiyoruz diyor. Tekrar refah istiyoruz. Neden istiyorsunuz diye soruyor.
Diyor ki yol meselesi, su meselesi, kanalizasyon meselesi, işsizlik meselesi, bunların hepsini Refah Partili Belediye Başkanı halletti de onun için tekrar Refah Partisi'ni istiyoruz diyorlar. İşte size pazartesten itibaren Talat Gizli kardeşim ne yapacak? Böylece özet olarak anlatıyorum. Sadece Bartın'ın kanalizasyonunu, yolunu, suyunu, parkını, kültürel kalkınmasını değil, aynı zamanda Bartın'ın işsizliğine çare bulmak için organize sanayi bölgesini Sivas Belediyesi nasıl yapıyorsa Bartın Belediye Başkanı Talat Gizli de aynı şekilde yapacak. Çünkü Refah Partisi demek milletin hakiki annesi demektir. Milletin hakiki hizmetkarı demek. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Refah Partili belediye başkanları sadece bu hizmetleri yapmakla kalmıyor. Hepiniz gazetelerde okudunuz. 3 sene evvel Amerikalılar geldiler Van şehrine, 300 bin emekli Amerikalı için bir dinlenme şehri yapmak istiyoruz dediler. Maksatları neydi? Van'ı şimdiden müstakbel Ermenistan'a başşehir yapmak istiyorlar. Ne zaman ki Refah Partili belediye başkanı seçildi, nereye kayboldu bu Amerikalılar, bu Ermeniler? Hatlerine mi düşmüş? Refah Partili belediye başkanına gelsin de biz burayı Ermenistan'ın başşehri yapmak istiyoruz. Hepsi toz oldu, kayboldu. İşte Refah Partili belediye başkanları sadece şehri değil, vatanı da koruyor ve kurtarıyor. Hepiniz gazetelerde okudunuz. Bu Konya'ya alçaktan uçuş üssü kuracaklardı. Almanlar Frankfurt'taki bu Amerikan üssünü kovaladılar. Dediler ki bizim ekinlerimizi yakıyoruz, havamızı kirletiyorsun. Bu uçakların sesi bizi çıldırtıyor. Bu Anaplılar koştu. Aman efendilerimiz rahatsız olmayın, buyurun bu üssü Konya'ya taşıyalım dedi. Ne zaman ki Refah Partili Belediye Başkanı Halil Üstün Konya'da vazifeye başladı, meseleyi inceledi. Bu sadece Konya'ya zarar getirir. Ben burada belediye başkanı iken kimseye bu üssü kurdurtturmam. Beni çiğnemeden kuramazsınız dedi. Ve böylece Konya'ya bu üssü kurdurtturmadı. Elin gavuru gelecek, 20 bin Amerikalı askeriyle Konya'yı ifsad edecek, zehirleyecek ve de zehirli gazını bu millete içirecek. İşte milli görüş budur. Size taklitçilik nedir? Avrupa uşaklığı nedir? Milli görüş nedir? Bu millete hizmet nedir? Bunları açıklamak için bu birkaç misali veriyorum. Urfa'da baraj yapılıyor. Bu barajın sularını bu ANAP İsrail'e götürmek için yapıyor. Biraz sonra ilk defa Bartın'da bir gizli raporu açıklayacağım. Gazeteci kardeşlerimin de dikkatini çekerim. Bu konuyla ilgili bu Urfa'daki barajlar İsrail'e su götürmek için yapılıyor. Bunu Yahudiler biliyor. Oraya Dünya Bankası kredi verirken suyu İsrail'e götüreceksiniz diye verdi o makinaların kredisini. Ve hem de yüksek faizler tutuldu. Şimdi Yahudiler bu su bizim suyumuzdur diye inandıkları için gelin Urfa'yı şimdiden satın alalım dediler. Ve hepsi üşüştü. Ama Refah Partili Belediye Başkanı Halil İbrahim Bey Urfa'nın önüne bir levha koydu. Bu şehre Yahudiler giremez dedi, Siyonistler. İşte bak şimdi şu esnada Urfa'da fuar var. Bu fuara tam 23 tane Yahudi firması müracaat etti. Bu firmalardan hiçbirisini fuara bile sokmadı. Neden? Çünkü onlar hizmet için değil, sömürü için geliyorlar da ondan dolayı. Muhterem Bartınlı kardeşlerim, tekrar ifade ediyorum ki belediye hizmetlerini bir bir sayıp dökmeyeceğim. Asıl size söyleyeceğim çok mühim konular var. Elbette şu Bartın 40 senelik terk edilmişlikten Talat Gizli'nin gece gündüz çalışmasıyla kurtulacak. Bunun için bilerek inanarak yarın oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz. Ancak Refah Partisi'ne vermemizin çok daha mühim sebepleri var.
birkaç kelimeyle de bunu arz edeyim. Ondan sonra hepinizi muhabbetle kucaklayacağız. Bu tarihi seçim gününün bu en sonunda yapılan bu tatlı yemeğini inşallah Allah'ın lütfuyla tatlı bir şekilde kapatacağız. Ancak bu arada hemen şunu belirtmek istiyorum. Bak dün diğer üç tane lider konuştu. Bugün de bizler konuşuyoruz. Bartın'da gördüğüm en güzel şey bütün bu liderlerin hepsine karşı misafirperver davranıyor. Medeni bir insan gibi kardeşçe davranıyor. Onun için hepinizi tebrik ediyorum. İşte olgun bir millet böyle olacak. Herkes bırakalım konuşsun. Milletimiz Ali Cenab'dır. Milletimiz en iyisini seçecek kabiliyettedir. Yeter ki hile yapılmasın. Ondan dolayı Bartın'da gördüğüm bu olgunluk, bu demokrasi şuurundan dolayı bütün Bartınlı kardeşlerime hem teşekkür ediyorum hem de hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi muhterem kardeşlerim, niye oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz? Çünkü yarın akşam herkes televizyon başında Refah Partisi'nin en büyük parti olduğunu görsün istiyoruz da onu. Görüp de ne olacak? Şu içine düştüğümüz zilletten kurtulalım, şu felaketlerden kurtulalım. Görmüyor musunuz yahu? Bu Bush denen adam niye geldi? Niçin geldi bu adam Ankara'ya? Kim bu Bush? Bak daha dün akşam televizyonda gördünüz. Ne diyor bu Özal? Efendim telefon ettim. Gorbaçov'un oradaymış. Uçaktan inerken benden konuştu diyor. Şu hale bakın Bartınlı kardeşlerim yahu. Böyle şerefli büyük bir milletin Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir insan Bush'a telefon ettim diye övünür mü yahu? Bu ne zihniyet, bu ne davranış? Geçen de gene bunu bir marifet zannetti. Ben istediğim zaman telefon ediyorum. Ben telefon ettim, balık tutuyormuş, benden konuştu diyor. Şu hale bakın ya. Şu hale bakın, ne günlere kaldık. Kim bu Bush, kim? Bak Avrupa'da kitap neşrettiler. Yalta konferansından sonra dünyanın en meşhur casusları kim? İşte Bush dediğin adam o casuslardan birisi. CIA'nın Orta Doğu istasyon şefi diye bu adam 10 sene Türkiye'de çalışmış. Gelir gelmez ne diyor? Türkiye benim ikinci vatanım diyor. Nereden senin ikinci vatanın oluyor ya? Seni biz şimdi duyuyoruz. Çünkü sen 10 sene gizli bu memlekette yattın, yuvarlandın da onun için. Ne yaptı bu? İstanbul, Ankara ve Adana'da CIA, Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın casusu olarak çalıştı. Ne zaman? 1970'li yıllar. 70'li yıllarda ne oldu? Bu memlekette terör oldu. Bak Oğuzhan Bey, İçişleri Bakanı'ydı arkadaşımız. Sağcı teröristlerden silah yakaladı, solcu teröristlerden silah yakaladı. Bu silahları incelettirdi. Bir de baktı ki, bu silahlar aynı fabrikanın malı. Birinin seri numarası 413'te bitiyor, öbürü 414'te başlıyor. Bunları tespit et. Ne demek bu? Demek ki bir tek el bunları bir sandıkla getiriyor, yarısını solculara, yarısına sağcılara veriyor, birbirinizi öldürün diyor. Bu el hangi el? İşte bu Bush'un eli. Çünkü Bush dediğin adam İsrail'e hizmet etmek için bu millette terör çıkartıyor, bu milletin evlatlarını birbirine kırdırıyor. Yahudilere hizmet ettiği için Yahudiler bunu Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Aday olurken İsrail'de ağlama duvarına gitti. Başına Yahudilerin kepini giydi. Onlara söz verdi, ant içti. Onun üzerine bunu Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanı olunca ilk işi ne oldu? İsrail karşısında bir Müslüman devlet kalmasın, Irak'ı ezmek oldu. Kuveyt'e Irak'ı hücum ettiren budur. Bu bahaneyi ele alıp Irak'ta taş üzerinde taş bırakmayan budur. Şimdi Irak diyor ki yahu ben size parasız petrol vereceğim. Şu boru hattını açın, sizin ihtiyacınız olan petrolü vereyim. Bush kaşını kaldırıyor, Özal da musluğu kapatıyor. Buraya hala bedava petrol gelecek, gelmiyor. Ne anlatıyorum size? İşte Müslümanlara zarar vermek için bu adam gece gündüz böyle çalışıyor.
Bu iş dediğin adam kim biliyor musun? Sultan Hamid'i tahtından indirirken 5 kişilik bir heyet geldi. Bu heyetin başında Emanuel Carasso diye bir İtalyan Yahudisi var. İtalya'dan geldi. Selanik'te karargah kurdu. Mason locasını açtı. Osmanlı Devleti'ni yıktı. Sultan Hamid'i tahttan indiren heyetin de başında bulunuyor. Adı ne? Emanuel Carasso. Bu adam Osmanlı'nın içindeki Ermeni, Rum ve Yahudileri etrafına takarak Osmanlı Devleti'ni yıkan adam. O Ermeniler, Rumlar Cihan Harbi'nden sonra, birinci Cihan Harbi'nden sonra Amerika'ya göç ettiler. Bugün Amerikan yönetimi Yahudi, Ermeni, Rum lobisidir. Bu boş dediğin adam da ikinci Emanuel Carasso demekti. Birincisi geldi Osmanlı'yı yıktı. Bu ikincisi de şimdi Türkiye'yi yıkmak için geliyor. Bak geldiği zaman 5 tane maksadı var. 1. Kıbrıs'ı Yunan'a geri vereceksiniz diyor bu adam. Söylediği budur. Soruyorum size ey Bartınlı kardeşlerim. Ya biz deli miyiz? Bugün Kıbrıs'ta bizim ne zorumuz var ya? 2 tane devlet var. Kimse kimseyi kesmiyor. Niye biz Rumlarla federal devlet kuracakmışız? Bu ne kafa ya? Bu ne kafa? Hadi oradan be. Böyle saçma şey olmaz. Vurun yarın bu taklitçilerin hepsinin arkasına tekmeyi. Çünkü bunların hepsi Rumlarla federal devlet kuracağız diyen insanlar. Neden? Amerika'nın Bush'un hoşuna gitmek istiyorlar da efendim askerlerinizi çekeceksiniz. 50 bin Rum kuzeye gelecek. Hududu açacaksınız. Burada bir tane Rum cumhurbaşkanı olacak. Sizin kurduğunuz bağımsız devleti lağvedeceksiniz. Bu Rum cumhurbaşkanının emrine girecek. Deli miyiz biz ya? Deli miyiz? Şimdi bunları kapalı odaların içinde Özal'la pazarlık ediyor adam. Rauf Denktaş'a bir mektup yazdım biliyorsun. Dedim ki bak Rauf Bey, tam 17 senedir burada haklarımızı koruduk. Göreyim seni. Ben bunlardan bir şey beklemiyorum. Ama sen burada etkili olabilirsin. Bir sene daha dışını sık. Aç dur, susuz dur. Fakat şehit kanıyla alınan vatan toprağını parayla satmanın kara lekesini alnına sürme. Çünkü nasıl olsa bu anapın artık 8 aydan fazla ömrü yok. Bu da gidecek. Askeri ihtilalde beraber doğduğu ikiz kardeşlerin yanına gömülecek. En geç gelecek sene Haziran'da bitiyor. 10 senelik zulüm bitiyor. Dişini sık, gider ayak. Sakın bu ihanete ortak olma, karışma dedim kendisine. O da çok manalı bir mektupla teşekkür etti. İlla bir an evvel Kıbrıs'a gel diyor. Şimdi ne demek istiyorum? Bush, Kıbrıs'ı Rumlara geri vereceksiniz diye gel. Bundan başka Bush, bu Seyhan Ceyhan Nehri'nin suları İsrail'e götürülecek. Urfa'nın suları İsrail'e götürülecek. Bunun için geliyor. Bak demin söyledim. Birkaç kelimeyle iyice dinleyin. İlk defa burada açıklıyorum bunu. Elimizde vesikalar var. Bugün Amerika'daki Türk elçiliğinde bir rapor duruyor. Bu raporun içerisinde bu raporu Türkiye'de hiçbir resmi makam bilmiyor. Özal'ın bir müşaviri hazırlamıyor. Devletin haberi yok. Oradaki elçilikte duruyor. Elçiye emir vermişler. Elçi sadece bu temasları yapıyor. Ne var bu raporun içinde biliyor musun? Bak kısaca açıklayayım. Seyhan Ceyhan bizim 2 tane nehrimiz. Her gün bu nehirler takriben 30 milyon metreküp suyu alıyor, 36 milyon metreküp suyu denize götürüyor. Hesap yapmış 2 tane Amerikalı Yahudi. Diyor ki bunun 23 milyon metreküpü Türkiye'ye yeter. 13 milyon metreküpünü İsrail'e götürelim diyor. Ancak İsrail'e götürmek çok para istiyor. Bu parayı Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e ödetelim diyor. Yahudi'ye bak.
nasıl ödetecekmiş? İki tane boru yapalım. Diyelim ki borulardan birisi Suriye, Ürdün, Mısır'a suyu götürecek diyorum. Öbürü de onun yanından gidecek, Ürdün'den sonra Kuveyt'e, Ebu Dabi'ye gidecek. Birinci boru 8,5 milyar dolar istiyor. 3,5 milyon metreküp suyu taşıyacak 4 metre çapında bir boru. İkinci boru da 4 metre çapında 2,5 milyon metreküp günde su taşıyacak. O da sözde Kuveyt'e su götürecek diye gösterelim. Bu boruların masrafı olan 22 milyar doları Müslüman memleketlerden alalım, size su getireceğiz diye. Ama tam İsrail'e gidince suyu orada İsrail'e verelim diyor. Ne açıklıyorum duyuyor musun? Çünkü İsrail bir günde 4 milyon metreküp su kullanıyor. Bir senede şu anda 2 milyar metreküp su kullanıyor. İsrail bu suyu çok kullanıyor. Diğer Müslüman ülkelerin 5 misli su kullanıyor. Bu kullandığı sudan dolayı İsrail'de 2 tane göl var, kurudu. Bütün yeraltı suları da suyu çekti. Şimdi İsrail susuzluktan kıvır kıvır kıvranıyor. Türkiye'den suyu getirecek, boruya para vermek istemiyor. Müslümanları aldatıp boruyu yapacaklar ama suyu İsrail'e verecek. Bunu size haber veriyorum. Önümüzdeki günlerde hatta büyük mitingler yapacağız. Neden? Çünkü Özal bu Kasım ayında Amerika'yı ve Müslüman ülkeleri bu boruları finanse etmek için toplantıya çağırıyor. Çağırdığı zaman İsrail'den bahsetmeyecekler. Ancak biz biliyoruz ki bu İsrail için yapılıyor. Ondan dolayıdır ki ilk defa Bartın'da açıklıyorum. Önümüzdeki aylarda hepiniz bu meseleye kulağınızı kabartın. Biz İsrail'in kölesi değil. Bak, devlet su işleri bu projeden haberi yok. Devlet planlamanın haberi yok. Özal, kendisinin müşaviri, Amerika'daki elçi gizli olarak bu işi yürütüyor. Neden bu iş gizli yürütülüyor? Neden bu işi devlet su işleri yapmıyor? Niye Amerikalı Yahudiler bu projeleri hazırlıyorlar? İşte size açıklama yapıyor. Bu proje nedir? Hangi Yahudiler hazırladı? Maksadı nedir? Hepsi hakkında elimde rapor var. Ne demek istiyorum size? Bush geldi, bu projeleri teminata almak istiyor. Çünkü İsrail kuraklıktan mahvoluyor. Öbür taraftan Bush geldi, şu çekiç güç, çekiç gücü Türkiye'ye yerleştirmek. Bugünkü gazeteleri okudunuz. Bu çekiç gücü için bir merasim yapacaklar, bir hafta ertelediler. Niye? Bu çekiç gücün kumandanı kim? Çekiç gücün kumandanı belli, Bush tabii. Ama bizim 60 milyonluk milletimiz nasıl aldatılacak? Merasimde şimdi en öne Amerikan bayrağını koyup bizim ülkemizde arkasından Türk bayrağını götürürlerse 60 milyon ayağa kalkacak. Çünkü Türkiye'de Refah Partisi var. Bizden korkuyorlar. Bu Refah Partisi uslu durmaz. 60 milyonu ayağa kaldırır. Bizim bu Siyonist hilelerimizi bozar. Aman hata yapmayalım, hileyi iyi hazırlayalım diye bir hafta ileriye attılar. Şimdi bir hafta sonra televizyonda göreceksiniz bir komedi. Bizim ülkemiz olsa olsa Amerikan bayrağını, Türk bayrağını aynı büyüklükte yapacaklar. İki tane kumandan varmış, eşit yetkiliymiş, Suudi Arabistan'daki kumanda modeliymiş. Ne bunlar yahu, bunlar ne? Bu gavur askerleri ne arıyor bizim toprağımızda? Ne arıyor? Meclisin kararı var mı? Yok. Hükümetin haberi var mı? Yok. Bush'tan Özal bir odada oturuyor. Bir de bakıyorsun ki Silopi'ye Amerikan askerleri gelmiş. Bu nasıl memleket? Bu nasıl idare? Bu ne bu ya? Bu ne bu? İşte yarın elinizde fırsat. Eğer buna tekmeyi vurmazsanız 50 milyon şehit yarın size tekmeyi vurur. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, iki şeyi açıklamadan toplantımızı bitiremeyiz. Bakınız,
neden yarın oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz? Bartınlı kardeşim kendine acı. Bu ANAP'ın, bu SHP, bu DYP dediğim bu partiler Avrupa taklitçisi. Bugünkü faizci düzeni bunlar kurt. Sen şuradaki bir fırına gidip ekmek aldığın zaman 900 lira veriyorsun. Haberin var mı? Bu 900 liranın içerisinde 300 lira faiz ödüyorsun. 300 lira da vergi ödüyorsun. Ekmek parasının içinde. Neden? Bu memlekette faizci bir düzen var. Köylü traktör alacak parası yok. Faizle alıyor. Faizler masrafa yazılıyor, fiyatların içine giriyor. Havadan konuşmuyorum. Bizde böyle bir dosya var. Bir kilo ekmeğin içerisine ne kadar faiz giriyor? İşte o hesaba dayanarak konuşuyorum. Bu memlekette ne satın alsan üçte biri faiz, üçte biri vergidir. Bu milleti böylece eziyor. O ekmeğin 300 liraya satılması lazım, 900 liraya satılıyor. Seni faiz mikrobuyla eziyorlar. Sen faizi bankada ödemiyorsun, fırında ödüyorsun, bakkalda ödüyorsun. Bak biz buraya teşhis videosu getirdik. Çoğunuz bunu seyrettiniz. Seyretmeyenler de seyretsinler. Teferruatına girmeyip birkaç kelimeyle özetliyorum. 60 milyon insan ne satın alsak üçte biri faiz, üçte biri vergidir. Bak bu çeketin üçte biri faiz, üçte biri vergi. Sen, ben hepimize bunu zorla ödettiriyor. 60 milyon insan 36 trilyon faiz ödüyoruz. Satın aldığımız malların içinde. Nereye gidiyor bu faizler? Amerika'daki Yahudi bankalar. Saddam'ın kendisi bana şu sözü söyledi. Sayın Erbakan dedi, ben Kuveyt'i işgal ettim. Zannediyor musun ki Kuveyt rafinerlerini, petrollerini Arap şeylerinden teslim aldım? Hayır, hepsinin başında bir Amerikalı Yahudi oturuyor. Onlardan teslim aldım. Suudi Arabistan petrollerini kim işletiyor? Aramco. Bu kim? Amerikalı Yahudi şirket. 40 seneden beri bunlar. Şeyin önüne bir pusula koyuyor. Bu ay şu kadar petrol götürdük. Senin payın bu kadar. Bunun şu kadarını alabilirsin. Bu kadarı bizim Amerika'daki bankada duracak diyor. 700 milyar dolar Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın parasını Amerika'daki Yahudi bankalarında tuttular. 700 milyar dolar. Bunun 50 milyar dolarını bize borç diye verdi. Senede 8,5 milyar dolar faiz ödüyor. Kim ödüyor? Sen ödüyorsun ey Bartınlı kardeşim. 8,5 milyar dolar ne yapıyor? 36 trilyon yap. Ekmek alırken 300 lira ödüyorsun. Ayakkabı alırken 5000 lira ödüyorsun. Nereye? Amerika'daki Yahudi bankasına. 8,5 milyar dolar. O Yahudi bankası ne yapıyor? İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor senin ekmek paran. Bak sen burada şimdi akşam olduğu zaman şu kahveye oturup televizyonda haberleri dinleyeceksin. Bir de bakacaksın ki gene İsrailli bir asker, Mescid-i Aksa'dan çıkan bir Müslüman 12 yaşında çocuğun kemiğini kırıyor, ona kurşun at. Diyeceksin ki vay insafsızlar vay, ne kadar hain bunlar. Ama sonra ne yapacaksın? Haberler bitecek, elini cebine atıp çayın parasını fincanın kenarına koyacaksın. Haberin var mı Bartınlı kardeşim? İşte sen o koyduğun çay parasının üçte biri faiz. Biraz önce kızdığın İsrail'li askerin kurşun parasını ödüyorsun burada. Sen ödüyorsun. Sen ödüyorsun. Bak hepinizden rica ediyorum. Hatırlatıyorum. Yarın seni İsrail'e köle yapan bu Avrupa taklitçisi faizcilere oy vermeyin. Bu zalimlere destek olmayın. Şu ekmeği alırken içinde üçte bir de vergi ödüyor. Şu 60 milyon insan bir senede 60 trilyon vergi ödüyor. Nereye gidiyor bu vergi? İşte Bartın. Bak Bartın'da siz 42 milyar lira senede sadece kurumlar vergisi ve gelir vergisi ödüyorsunuz Bartın ilçesi. 52 diyor arkadaşım, düzeltiyor. Peki bunun dışında
ekmek alırken, peynir alırken her birinin üçte biri de vergi. Bir hesap yaparsan kademeleri de üstüne koy, 150 milyar lira vergi ödüyor. Ayda 10 milyar vergi ödüyor. Eğer benim söylediğim satın aldığım malların içindeki vergiyi de hesaba katarsan, şu Bartın'ın 40 bin insanına yarım trilyon lira vergi ödetiyor bu zalimler. Peki buna mukabil sana ne geliyor? Yolun yok, suyun yok, fabrikan yok. Seni götürmüş, Amasra'da yerin altına sokmuş, burada kömür çıkartacaksın diyor. Dışarı çıktığın zaman ANAP'ın balyozunda kapana indiriyor. Çok aldın, fazla aldın. İşte sana yaptığı muamele budur. Bu vergiler nereye gidiyor? Bartın'a fabrika mı geliyor? Hayır. Bak dün yüksek mektebe girenleri ilan ettiler. 750 bin kişi imtihana girdi. Ancak 100 bin kişi giriyor. 600 bin kişi sokakta kalıyor. Neden? Okutacak mektep yapmamış. Nereye gidiyor bizden aldığı vergiler? Yahudi'ye faiz olarak gidiyor. Nereye gidecek? 80 trilyon iç borç yaptılar. İstanbul'daki holdinglerden vergi almıyor mu? Onun parasını hazine hisse senedi diye alıyor, %50 faiziyle bir sene sonra geri verin. Ama senin nefesini de vergi diye alıyor, elini de vergi diye alıyor, kolunu da vergi diye alıyor, seni eziyor. Yahu etmeyin, eylemeyin. Sizi ezen bu adamlara nasıl oy verirsiniz yahu? Ne zaman uyanacaksınız? Ne anlatıyorum ben size? Sizi nasıl eziyorlar? Bunu anlatıyor. Bu kadar mı? Hayır. Bak bunların sizi ezen mikrobu sadece faiz, sadece vergi değil. Şu anda bile harıl harıl darphane çalışıyor. Sözde ANAP yeni hükümet kurdu. Bu kurduğu hükümet ne yaptı? Aklı sıra memura zam vermiş. Ertesi gün petrole zam, şekere zam. Sonra bu zamı nereden veriyor? Darphaneden veriyor. Parası yok. Harıl harıl para basıyor. Şimdi 50 binlik yetmiyor, 100 binlik basıyor. Gelecek sene 250 binlik için kalıplar hazırlatıyor. Yahu sen matbaada para basıp karşılıksız piyasaya sürersen, Bartınlı kardeşimin cebindeki parayı çalmış oluruz. Bir vatandaş 500 lira bassa, kalpazanlığı alıp 5 sene hapse koyuyor. Bunlar senede 5 trilyon kalpazanlık yapıyor, çağ atlamış oluyor. İşte bunların zihniyeti bu. Bak bir senede darphaneyle bütün vatandaşların cebindeki paranın dörtte birini çalıyor. Bu kadar mı? Hayır. Emirle paranın değerini düşürüyor. Bir dolar 40 sene evvel 1 liraydı. Şimdi 4400 lira. Bir çuval Türk lirası veriyorsun, bir dolar alamıyorsun. Neden? Emirle paranın değerini düşürüyor. Nasıl düşürüyor? Merkez Bankası'na bir adam koymuş. Bu hafta dolar 4400, gelecek sene 4500, öbür sene 4610. Emir, her gün senden konuşmaya vaktim yok, günlük ayarlamaları da sen yap diyor. Tıkır tıkır tıkır, neticede cebimizdeki paranın dörtte biri de paranın değeri düşürülerek çalınıyor. Ne diyor bunlar? Biz çağ atladık. Doğru, eşkıyalıkta, yan kesicilikte zihniyetlerini kastediyor. Yeni çıkan televizyona benziyor bunlar. Hani bir koltuğa oturuyorsun, bir düğmeye basıyorsun, ikinci kanal çıkıyor oturduğun yer. Televizyondan yanına gitmiyorsun, uzaktan kumandalı. Bir düğmeye basıyorsun, sesi artıyor. Şimdi bunlar da, bu ANAP'çılar da Ankara'ya oturmuş, senin paranı çalmak için buraya gelmiyor. Orada darphane düğmesine basıyor, sen bakıyorsun burada cebindeki para dondurma gibi erimiyor. Orada Merkez Bankası'nın düğmesine basıyor, yahu demin 100 bin koydum, niye 50 bin kalmış diyorsun? Ve Bartınlı kardeşim, niye 50 bin kalacak? Görmüyor musun? Bak orada Zat-ı Zungur oturmuş hokus pokus yapıyor. Onun için 50 bin kalıyor. Bak çok kardeşane bir şey söyleyeyim. Niye bu pahalılık seni boğuyor? Niye sen işsizsin? Niye bu en güzel vatanda en çalışkan insan olduğu halde açsın biliyor musun? Çünkü sen geçen seçimde oy verirken bilmeden, ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy verdin de onun için.
Adaleti ilahiye var. Öyle mi Yağolum, sen belanı mı istiyorsun? Al belanı diyor. Göreyim sizi yarın, belanızı istemeyin. Yeter artık. Ya Rabbi bize kurtuluş verdin. İşte Refah Partisi bu kurtuluşun adıdır. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, bak bu anlattığımı özetliyorum. Sen bu Bartın'da çalışıyorsun ya. Bu Bartın'da çalışırken farz et ki bir demircisin, 6 tane balyoz vuruyor. Birinci balyozu vuruyorsun, bu vurduğun balyozun bedeli İsrail'e uçak parası oluyor. İkinci balyozu vuruyorsun, İsrail'e tank parası. Üçüncü balyozu vuruyorsun, Mersin'deki otelin kredisi oluyor. Dördüncü balyozu vuruyorsun, Özal'a yeni alınacak uçağın parası oluyor. Beşinci balyozu vuruyorsun, Hilton'da holdinglerin içtiği şampanyanın parası oluyor. Ancak 6. balyoz senin sofrana geliyor. Şimdi şu karşıdaki taksi şoförü kardeşime sorsam, Bartınlı Hasan, gel bakayım buraya. Sabahtan beri kaç sefer yaptın? 6 sefer yaptım. İyi ama Hasan, bak bu ANAP, bu DYP, bu SHP, bu DSP hepsi birbirine aynı. Bu faizci partiler bu 6 seferin birini sana veriyor, 5'ini senden alıp İsrail'e veya onların işbirlikçisi holdinglere götürüyor. Sen kendine acısana yahu. Niye bu 6 seferin parasının hepsi senin olsun istemiyor? İstemez misin? Bugün kazandın 6 misli istemez misin daha fazla? Elbette isterim diyecek. Ebe Hasan, yahu sen Refah Partisi'ni istiyorsun da ne istediğinin adını bilmiyorsun be bu var. Nasıl yapacak Refah Partisi bunu? Adil düzeni kuracak, adil düzeni. Bu faizleri kaldıracak, bu vergi kanunlarını lağvedecek. Darphanede karşılıksız para bastırmayacak. Paranın değeriyle kimseyi oynatmayacak. Bu fakirden alıp zengine basan bu bankacılık düzenini yıkacak. Yerine çalışan herkese faizsiz para veren, yardım eden, bütün ülkeyi kalkındıran yeni bir adil düzen kuracak. Hocam bu adil düzen dediğin nedir? İşte 3 aydır burada bu adil düzen konferansının bantlarını arkadaşlarımız size gösterdiler. Görmeyen varsa gelsin görsün. Yahu Erbakan, ağzının söylediğini kulağın duyum. Bu devirde faiz kalkar mı? Faiz kalkarsa kim kime para verir? Gel adil düzen konferansının bandını seyret. Teknik ilerlemi. Biz her yerde herkese o konferansı bir kere tekrar edemeyiz. Ama otur çayını iç. İşte seçim büromuz. Bak bakayım faiz kalktığı halde her çalışan insan nasıl istediği kadar faizsiz para buluyor. Gel dinle. Bütün vergiler kalkacak diyoruz. Evet kalkacak. Çünkü bu vergilerin hepsi zulümdür. Devlet masrafı neyle karşılayacak? Devlet de bütün üretimleri destekleyecek. Elektriğinden, suyundan, kendi hizmetleriyle katkıda bulunacak. Bir işçi gibi, o da ancak kendi hakkını, yaptığı katkının karşılığını alacak. Bir kuruş fazla alamam. Bak adil düzenin anayasasında devlet vergi kanunu çıkartamaz maddesi var. Neden? Çünkü bunların çıkarttığı vergi kanunu fakir fukarayı ezmekten başka şey değil de onun için. Muhterem Bartınlı kardeşlerim, şahit olun. Zamanın müsaadesi nispetinde size gerçekleri duyurmaya çalıştım. Sözlerimi kapatırken hatırlatıyorum ki kendinize acıyın. Bilmeden yaptım, ne bileyim böyle olduğunu demek ne sizi ne de başkasını kurtarmaz. Şurada bakkaldan soğan alırken bakkal soğanın çürüğünü bizim torbaya koyarsa, bakkal efendi o soğan çürük, neden benim torbama koyuyorsun demesini biliyorsun da, bu 1000 yıllık şehit diyarını hangi zihniyet idare edecek? Yarın oyumu hangi partiye vermem lazım? Niye bunun sağlamını araştırmıyorsun? Araştırmazsan ne olur? Bu dertlerden kurtulamazsın. Futbol takımı tutarmış gibi parti tutarak kurtulamayız. Sözlerimi kapatırken bak,
3 tane değişmen kanun söylüyor. Bunları zihnimize iyi yerleştirelim. 1. Her toplum layık olduğu idareyi bulur. Bu kanun değişmez. İyi idare istiyorsan iyisi hangisi arayıp bulacaksın? Hak başka, batıl başka. Öbür taraftan bir toplum kendisini ıslah etmedikçe o topluma hidayet ve kurtuluş verilmez. Bunlar değişmez kan. Biz kendimizi ıslah edeceğiz. Futbol takımı tutarmış gibi bu köhnemiş faizci partileri tutmayı bırakacağız. Yoksa bu dertlerden kurtulamayız. Üçüncü bir kanun da şudur. Bir toplumun içinde hakkı tavsiye eden bir zümre olursa Cenab-ı Allah o zümre yüzü su hürmetine bütün topluma rahmet eder. Saadet verir, selamet verir. İşte bunun için inanan insanlar gerçekleri kardeşlerine duyuracaklar. Hep beraber hakkı üstün tutmakta toplanacağız. Zulme hizmet etmeyeceğiz ve kurtuluşa böylece ereceğiz. Bu sebepten dolayıdır ki bu tarihi mitingimizi kapatırken hepimiz gerek yarın oyumuzun Refah Partisi'ne verilmesi için, gerekse ondan sonra yakında yapılacak olan büyük seçime kadar hakkın hakimiyeti için canla başla çalışacağımıza söz vererek mitingimizi kapatacağız. Şu ellerinizi benim gibi bir havaya kaldırın bakalım. Herkes kaldıracak. İsrail'den yana olan varsa kaldırmaz. Ey arkadakiler, yanında birisi kaldırmıyorsa dürtükle. Hazır olun. Hep beraber hakkın hakimiyeti için canla başla çalışacağımıza söz vereceğiz. Başlıyoruz. Milletimizin saadet ve selameti için bugünkü köle düzeninin bir an evvel yıkılması için, adil düzeni bir an evvel kurulması için Refah Partisi'nin büyük zaferi için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kazanız mübarek olsun. Yarınki seçim hayırlı olsun. Belediye başkanınız hayırlı olsun. Esselamu aleyküm. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı işler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Mitingimiz burada sona ermiştir. 10 dakika sonra seçim yasakları başlıyor. Herkes sessiz sakin dağılsın. Tekrar teşekkür ediyoruz. Fakat asıl vazife sandık başlarında başlıyor. Yarın sandık başında görevlerimiz var. Bu gece görevlerimiz var. Burada görevli olan arkadaşlar ayrılmasınlar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Hürmeydan